ihtimalle bana.13 yıldır bu işle uğraşıyorum. Bu hikaye şu şekilde başladı. Trabzon'da Katü'de okurken oradaki bir AVM'de bir tane bir oyuncak model araç aldım. Aynı aracın birkaç gün sonra bir farklı bir rengini aldım. Yan yana tabi evde koydum dolabıma. Yan yana böyle durduğu zaman çok güzel durduğunu ve hoşuma gitti. Ondan sonra bu serüven başladı. Farklı farklı modeller almaya başladım. Yaklaşık dediğim gibi 1000 tane araç model araç, lisanslı araç koleksiyonum mevcut. Legolar da buna dahil. Burada şu an Samsun'da 5 yıldır burada çalışıyorum. Samsun'da şu an 700 tane var. Bir 300 tane yakın da Zonguldak'taki evimde kolilerde mevcut. Onlar biraz daha maddi değeri yüksek olan ürünler. O şekilde başladı işte. Legolardan şu an Lego şehri kuruyorum. Yaklaşık şu an arkamda zaten göstereceğim az sonra. Bir 10 bin, 10 bin 500 parçadan oluşuyor. Tamamen benim hayal ürünüm ve benim el emeğimle yapılmış bir Lego eğlence merkezi yapıyorum. Yaklaşık olarak da 60 tane ciddi anlamda teknik setim var. Yani artı 18, yani büyüklere yönelik Lego mevcut. Bu şekilde yani şu an ve bir de şöyle söyleyeyim. Bu kadar da yapılmayı bekleyen Legolarım var. Onları da az sonra gösterebilirim isterseniz. Tabii ki de onun altını çizmek istiyorum. Tabii bu param var, bu işi yapayım da olmuyor. Dediğim gibi 13 yıldır bu işle uğraşıyorum. Sonuçta ben de bir çalışanım, benim de belirli bir bütçem var. Bu bir anda olabilecek bir şey değil. Daha önce dediğim gibi 13 yıl önce aldığım bir ürün, örnek veriyorum 10 TL ise şu anda 1000 TL civarında. Model araç koleksiyonum ve Legolarımın bugünkü değeri yani bugünkü maliyeti yaklaşık olarak 2 milyon TL civarı ve üstü vardır altı yoktur diyebilirim. O şekilde yani hani bu iş emek istiyor. 13 yıllık bir emek var ortada. Bir anda olabilecek bir şey değil. Olumlu ya da olumsuz tepkilerle de karşılaşıyorum. İnsanlar gördüğü zaman ya bunları nasıl yapıyorsun diye, bunlara zaman ayırabiliyor musun diye ciddi olumlu veya olumsuz tepkiler alıyorum. Koleksiyonumda dediğim gibi Formula 1 araçları var, ünlü filmlerin geleceğe dönüş aracı var, helikopter var, 6x6 Mercedes var. Şu an Lego eğlence merkezi kuruyorum. Bunu gören zaten şaşırıyor. İnsanlar Lego deyince hep çocuklara yönelik bir şey olduğunu düşünüyor. Fakat Lego yetişkinler için de önemli bir aktivite. Bir Lego'ya ortalama yani işten dolayı akşamdan akşama yaptığım için zamana yayıyorum. Bir Lego'ya ortalama bir ay kadar zaman ayırdığım da oluyor. Bir haftada yaptığım da oluyor. Bu değişiyor. Şu an Lego şehri kuruyorum dediğim gibi. Yaklaşık 2 aydır bununla uğraşıyorum. Maddiyatını geçtim. Manevi anlamda bir değer söz konusu. İlerideki düşüncem eğer beni Legolarımla ve koleksiyonumla kabul edecek birini bulursam bir kendime ciddi anlamda büyük bir ev tutup veya alıp Allah nasip ederse bir odalarını ve müze tarzında bir şey yapmayı düşünüyorum. Daha kapsamlı bir şekilde yapmayı düşünüyorum. Yani gelecekteki olası eşinizin de Lego sever olmasını istiyorsunuz. Kesinlikle gelecekteki eşimin eğer Lego sevmesi benim için çok önemli yani çünkü başka türlü bu olacak bir iş değil yani. Elimde gördüğünüz Lego teknik setini yaklaşık yani iş nedeniyle dediğim gibi akşamdan akşama yapabiliyorum. Bir 3 hafta falan sürdü yapmam. Aslında bir yere şey yaptırıp koysak da olur mu şu an? Senin bir yerde şöyle şeyin olurdu. Bir şey ama olurdu. Altına da sen şey haberde